anda buraya girmek bu kadar zor olmamalıydı bence gerçekten. Ama şu an Kupetif Sahra'nın önündeyim. Geri döndük Çağlar'la birlikte. Çağlar'ı bıraktım, beni tanımıyorsun dedim. Kameraları bırak dedim. Bir yere oturttum onu. Bir tane Kudüslü bir esnafın dükkanına girdim ve kıyafet istedim kendisinden. Çünkü biri kıyafetimi beğenmedi. Biri hiçbir şekilde giremezsin dedi. Üç kapı denedik. Üçünden de giremedik. Sonra Çağlar'ı bıraktım. Ve Çağlar'sız kıyafetlerimi değiştirip turistmiş gibi şu anda giriş yaptım Kupedüz Sahra'ya ve büyük bir kalabalık var demek isterdim ama maalesef şöyle göstereceğim ben size şu anda erkeklerin bulunduğu cuma namazının kılınacağı nokta ileride. Ben şimdi kadınların olduğu yere de geleceğim. Sadece yaşlıları alıyorlar diyoruz ya 50-60 yaş üstü. Genç çok az. Yani gördüğüm kadarıyla gelenler turistler. Birkaç turist var. Dışarıdan gelen genç onlar var. Onların dışında burada sadece yaşlıların alındığı evet doğru ve kalabalık büyük bir kalabalık cuma namazında Mescid-i Aksa'da büyük bir kalabalık vardı demek isterdim ama öyle bir şey yok. Biz zar zor girdik. Zaten kamerayla girmek mümkün değildi ama bir şekilde resmen kostüm değiştirip, şekil değiştirip, başka beni görmeyen polislerin kontrol noktasından geçmeye çalışıp çok şükür ki geldik. Şu anda toplanıyorlar. Tabii ki cuma namazına daha var. Burada bir toplanma alanı var. Şöyle göstereyim ben size. Kubbetüs Sahra'nın içine de gireceğim. Vaktim vardır umarım ama ben de ilk kez giriyorum anda. O yüzden özür diliyorum. Bu insanlar buraya girebilmek için, ibadet edebilmek için, her cuma cuma namazı kılabilmek için bin bir türlü şeyle uğraşıyorlar. Saldırılara maruz kaldılar. Bu gördüğünüz kalabalık da bir turist kalabalığı. Onu söyleyeyim. Burada yaşayan Filistinliler, Kudüslüler buraya girebilmek için şurada erkeklerin girdiği nokta orası. Çok içeri giremeyeceğim ama şu an görüyorum da kalabalık yok. O saflar sıklaştırılmamış maalesef. Yaşlılardan oluşuyor. Evet, sadece yaşlılar var. Ben şimdi kadınların olduğu tarafa gideceğim ama bu insanlar her cuma bunu yaşıyor. Bizler uzaktan görüyorduk. Kubbetüs Sahra manzarasında Kudüs'te yaşananları aktarmaya çalışıyorduk. Şimdi yakınındayız, dibindeyiz. Ve bugün cuma kılınacak Müslümanlar için önemli bir yerdeyiz. İlk kıbledeyiz. Yoğun bir kalabalık var. Cemaat yer bulamıyor demek isterdim ama yoğun bir kalabalık yok anda burada. Ben şimdi Kubbetüs Sahra'ya doğru yürüyorum. İnternetimizin de el verdiğince tabii burada size rahat bir şekilde, güzel bir şekilde göstermek isterdik buraları. Ama çok şükür ki girdik. Dışarıda neler olacak bilmiyoruz. Tabii ki arkadaşlarım da dışarıda. Onlar da cuma namazı yaklaştıkça orada olanı biteni aktaracaklar. Buraya girebilen insanlar tabii burada. Özellikle yaşlılar. Genç yok. Gençler alınmamış. Dendiği gibi. Selamun aleyküm. Ve dışarıda içeri girmek isteyenlere müdahale edilecek dakikalar sonra. İçeri alınmayacak. Ellerinde Kur'an, namazlık, tesbih. Başka hiçbir şey yok bu insanların. Ve Kubbetüs Sahra'yı şöyle bilmiyorum ne kadar geliyor ama ne kadar sağlıklı görünüyor ama içeri gireceğim. Şimdi içeride göstermeye çalışacağım. Burası da kadınların olduğu nokta.
Bir ibadethane. Sadece bir ibadethane. Kutsal mekan. Ama buraya girmek için. Selamun aleyküm. Ayakkabılarımı çıkaracağım şimdi, bir saniye. Selamun aleyküm. Evet. Şu an o kutsal mabedin içindeyiz. Ayakkabılarımı bırakacak yer arıyorum. Çok özür dilerim. Şöyle yürüyeceğim. Ve burada da ibadetini gerçekleştiren, namaz kılan, Kur'an okuyan, tesbih çeken annelerimiz, teyzelerimiz var. Selamünaleyküm. Ben evet, iyi. Şükran, şükran, şükran. I'm from Türkiye. Aha. Ha, selam. Selam. Özür dilerim ama ben gerçekten kötü oldum. İşte şu anda içinin Damla, Damla seni sarhoşluğundayım. anlamaya çalışıyoruz buradan. Tabii sen o atmosferin içinde çok daha yoğun duygular yaşıyorsun arkadaşım. Yoğun duygular içerisinde işte böyle zaman zaman gözyaşları içerisinde bu yayını gerçekleştirmeye çalışıyor muhabirimiz Damla Bürçeler. Gerçekten az önce de söylemiştim, hem basın mensubu olarak hem Müslüman bir kadın olarak inanın o bile içeriye girmekte çok çok zorlandı sevgili seyirciler. İsrail askerlerinin, İsrail güçlerinin, polisinin engellemeleriyle, müdahaleleriyle karşılaştı. Muhabirimiz Çağlar giremedi zaten. Onu içeriye almadılar. Damla da işte bu şekilde telefonundan bizlere Mescid-i Aksa'ya girdi. Kubbetü Sahra'nın şu anda içerisini görebiliyoruz. Sayende Damla. Çok teşekkür ediyoruz bak. Biz de bu görüntüleri senin sayende görebiliyoruz. Ama keşke orada bugün oradaki tüm Müslümanlar, başta Filistinliler olmak üzere, onlar da buraya girebilseler, burada ibadetlerini rahat rahat, gönül rahatlığıyla yapabilseler. Ama maalesef bunu hiçbir zaman göremedik. En önemli günlerde, bayramlarda, Ramazan bayramlarında, Kurban bayramlarında, mübarek Cuma günlerinde hiçbir şekilde göremedik. Üstüne üstlük o insanlar o çatışmanın gölgesinde ibadetlerini yapmaya çalıştılar. Zaten içeriye giremiyorlar. Oraya yakın noktalarda, belki sokaklarda, Mescid-i Aksa'ya yakın caddelerde, ara sokaklarda ibadetlerini yapmaya çalışıyorlar. Namaz kılmaya çalışıyorlar. Ona bile izin verilmiyor İsrail güçleri tarafından maalesef. Ona bile izin verilmiyor sevgili seyirciler. Muhabirimiz Damla Bürçeler de işte mabede girdi. Bakın saniye saniye, dakika dakika o görüntüleri bizlerle paylaşıyor Damla şu an itibariyle. Namaz kılan insanlar, namaz kılan Müslümanlar, çoğunlukla kadınları görebilmekteyiz. İşte o annelerimiz, teyzelerimiz dedi ya Damla, ablalarımız oradalar. Şu anda onlar ibadetlerini yapıyorlar ama dediğimiz gibi dışarıda onlarcası, yüzlercesi var. Maalesef bu noktaya adım bile atamıyor. Yani yakınından bile bazen geçemiyorlar sevgili seyirciler. Ve Kubbetü Sahra'da bu mübarek günde avludan da yine az önce görüntüler paylaşmıştık sizlerle. O noktanın neredeyse boş olduğunu söylemek mümkün ki Damla şöyle bir bilgi verdi. Şu anda burada bulunanların çoğu zaten turist dedi. Sayın seyirciler, zaten bir basın mensubu da yok. Damla Bürçeler şu anda oraya girdi ve bu görüntüleri bizlerle paylaşıyor. Tabii ki önümüzdeki dakikalar içerisinde, saatler içerisindeki artık Cuma namazına bir saati aşkın bir süre kaldı. Tabii dışarıda da neler yaşanıyor onu da merak ediyoruz. Şimdi içeride durum bu. İçeride durum sakin. Zaten içeriye İsrail polisi hiçbir şekilde insanları almıyor. Keyfi uygulamaları gördük. İnanın dalga geçer gibi zaman zaman böyle tebessüm ederek, gülerek insanları keyfi bir şekilde kimine alıyor, kimine almıyor. Neye göre alıp almadıkları da belli değil. O da bir muamma. Ama Damla başardı ve girdi. Damla konuşabilecek misin? Paylaşabilecek misin gözlemlerini bizlerle?
Çok özür dilerim öncelikle. Evet, konuşacağım, konuşmak istiyorum. Buraya kadar geldim, elbette konuşacağım. Çünkü buraya gelmek çok kolay değil. Anda. Evet, evet. Görüyoruz ki burada sadece, evet, 50 yaş üstü annelerimiz, teyzelerimiz, amcalarımız girebiliyor. Gençleri bir tehdit görüyor ki İsrail. Maalesef onlara müdahale ediyor, canlarını yakıyor, öldürürcesine. Burası defalarca kapandı. 2017'de bir sürü Aksa baskınlarını hatırlayın. Bir sürü baskınlar yapıldı. Burası ibadethane, ne baskını? Orada insanlar hayatlarını kaybetti. Ben Şam kapısından giriş yaptım öncelikle. Şam kapısına şehitler kapısı diyor Kudüslüler. Çünkü o kadar çok insan katledildi ki. Oysa ki bu insanların nasıl bir tehlikesi olabilir? Nasıl bir suçu olabilir? Sadece dediğim gibi elinde Kur'an, zaten çantalar kontrol ediliyor, her şey kontrol ediliyor. Ellerinde Kur'an, namazlık, başka bir şey yok. Silah yok. Silah İsrail polisinde. Silah İsrail askerinde. Bu insanların amacı bu Aksa avlularını doldurmak, cuma namazını kılmak, ibadet etmek, dua etmek. İlk kıblemiz Müslümanların, hatta bütün dinlerin kutsal mekanı sayılıyor Mescid-i Aksa. Bütünler için, elbette ki buraya gelebilecek bütün dinler için kutsal mekan sayılıyor. Neden izin verilmiyor? Bu insanların nasıl bir etkisi, nasıl bir tepkisi olabilir ki? İsrail polisi namazlığa, seccadeye karşılık plastik mermilerle karşılık veriyor. Plastik mermiler, atlı polisler, silahlar. Neden bunlarla karşılık geliyor namazlığa? Ellerinde namazlık var sadece. Ve o insanlar şimdi içeri giremeyecek. Her cuma olduğu gibi arkadaşlarım aktaracak oradan yaşananları, yaralananları, itilip kakılanları, vurulanları. Her cuma olduğu gibi bizlere aktaracaklar. Ben şimdi içerideyim. Tekrar ediyorum ki burada büyük bir kalabalık var anda. Cuma namazını eda etmek isteyen Kudüslüler, Filistinliler buraya akın etti. Namazını kılıyor, duasını ediyor, ibadetini ediyor. Mescid-i Aksa'dalar demek isterdim ama maalesef o kalabalık yok. Avluda da yok. Erkeklerin bulunduğu bölgeye de baktım, orada da yok. Şu anda Kubbetüs Sahra'nın içindeyim. Dediğim gibi sadece yaşlılar var, gençler yok. Şu an en genç ben olabilirim burada. O yüzden can yakıcı bir mesele aslında bu. Zaten işgal altında bir toprak, Doğu Kudüs'ten bahsediyoruz. 67'den bu yana işgal edilmiş ve burada yaşayan sivilleri, asıl sahiplerine, Filistinlilere zulmedilmiş bir topraktan bahsediyoruz. Ve bu topraklar içinde bulunan bir kutsal mekandan bahsediyoruz. Hem işgal et, gel işgal et, hem de burada yaşayan Müslümanların ibadet etmesine müsaade etme, izin verme, hatta onları öldür. Bu gerçekten dünyanın hangi yerinde var bilmiyorum. Uluslararası hukuk diyoruz, günlerdir anlatmaya çalışıyoruz ama bu hukuk hangi ulusları kapsıyor bilmiyorum. Arap ülkelerinin etrafında çevrili bir üs diyorum. Etrafı Arap ülkeleriyle çevrili bir üs burası. Asker, polis, ellerinde silahlı siviller. Başka hiçbir şey yok. Neden bu insanlara zulmediliyor? Neden bu insanlar ibadetlerini yapamıyorlar? Neden buralar boş? Evet, şu an bulunduğum yeri tekrar söyleyeceğim. Kubbetüs Sahra'nın içindeyim. Müslümanların kutsal mekanı, ilk kıblesi. Çok az bir süre kaldı cuma namazına da. Dışarıdan da aktarımı yapacağım. Çok önlerine de geçmek istemiyorum. O yüzden yavaş yavaş hareket ediyorum.
namaz kılan teyzelerimiz var. Ben buraya kadar girmişken girebildim çok şükür ki. Buraya kadar girmişken dua edeceğim ve buradan haykıracağım. Belki de bu kadar insanın her gün haykırdığı gibi bu eziyet, bu zulüm, bu işkence son bulsun diye. Çünkü tek kurtarıcımız var. Tek isteyeceğimiz yer var. İsteyeceğimiz yerdeyiz şu anda. Ve istemeye devam edeceğiz. Anda. Evet. Damla, Damla çok teşekkür ediyoruz. Senin için belki de en duygusal meslek hayatının en zor, en duygusal yayınlarından biri oldu kuşkusuz. Bulunduğun yer evet çok güzel ama içinde bulunulan durum maalesef çok acı, çok vahim. Elbette ki bağlanacağız yine. O çevreden tüm notları alacağız. Lütfen herkes için dua et. Özellikle şu anda katliama uğrayan Filistin'de o yaşam savaşı veren çocuklar için, kadınlar için sen de o mabetten dua et. Damla çok teşekkür ediyoruz aktardıkların için. Evet, Evet, görüntüler Anda. kuvvet. Evet, evet dinliyorum. Edeceğim, elbette edeceğim. Bütün Müslüman alemi için, bütün insanlık için aslında. Yani bir şeye, bir işkenceye, bir zulme, bir katliama üzülmek, ses çıkarmak için aynı dini, aynı ırkı, ırktan olmak zorunda değiliz. İnsan olmamız yeterli. Şuradaki atan kalbimiz, vicdanımız yeterli. Bir şeye üzülmek, ses çıkarabilmek için. O yüzden tüm dünya bu katliama sessizken ve bu Aksa'nın içi, Kubbetü Sahra'nın içi boşken, o saflar sıklaştırılamamışken bunu düşünmek, bunu istemek için sadece Müslüman olmak gerekmiyor. İnsan olmak yeterli, bunu hissedebilmek için. Tüm dünyanın buna ses çıkarabilmek için insanlık ölüyor anda. Ben şimdi Kubbetü Sahra'ya girmeye çalışırken, Mescid-i Aksa'ya girmeye çalışırken bir tarafımızda da yine insanlar katledilmeye devam ediyor. Burası bir işgal toprağı. Doğu Kudüs'teyim ben şu anda. Doğu Kudüs bir işgal toprağı. 67'den bu yana zulmedilen bir toprak. Burada binler, milyonlardan bahsediyoruz ama sayılardan bahsediyoruz ama her gün insanların öldüğü, hayat öldürüldüğü, hayatını kaybettiği bir işgal toprağından bahsediyoruz. Burası işgal edilmiş. Kutsal mekanın etrafı polislerle, askerlerle, silahlı kişilerle çevrilmiş. Giriş çıkışlarda dalga geçer gibi tipe, konuşmaya, her şeye bakılıyor. Eğer İsrail polisi neye dikkat ederse, neyi canı isterse ona göre alıyor. Size de yansıdı, gördünüz zaten ekrana da geldi. İsrail polisi kimi severse, kimi isterse onu alıyor içeri. Ve bir tarafta da bunu yaşatırken, her cuma burada bunu yaşatırken işgal ettiği toprakta daha devam ediyor. İşgal etmeye devam ediyor, öldürmeye devam ediyor. Bombalar yağmaya devam ediyor bir taraftaki Gazze'de. Buradaki yaşananların Gazze'deki çocuklar için, kadınlar için, tüm siviller için, tüm nefes almaya çalışan insanlar için burada belki hep birlikte dua edeceğiz. Ben inanıyorum ki Yaradan çok büyük. Ve bu zulüm son bulacaktır. İnanıyorum bir gün bu zulüm son bulacaktır. Burası defalarca kapatıldı. Defalarca şiddete maruz kaldı bu insanlar. Kapıların tamamı, surların çevresinde 7 kapı, Aksa'nın 15 kapısı var. Ve bu kapıların hepsinde İsrail polisi var, askeri var. Burada ibadet etmeye gelen insanlara karşılık silahlı kişilerden bahsediyoruz. Neden? Neden bu görüntünün karşılığı? Evet. Saate de bakıyorum şu an. Var, namaza var şu anda. Altyazı M.K.
Evet, bu taraf biraz daha kalabalıklaştı. Yaklaştıkça, saat yaklaştıkça biraz daha kalabalıklaştı. Ama o kapıları açmak o kadar zor ki. Bir değil, iki değil, üç değil, dört değil. İlk tasurların başından bir kapıdan geliyorsunuz, geçiyorsunuz. Daha sonra içeride bir polis noktasını daha görüyorsunuz. Kapıdan geçtiniz mi? Başka bir kapıyı deniyorsunuz. Oradan da mı geçemediniz? Başka bir kapıya deniyorsunuz. Bir şekilde keyfi olarak bir polisin izin vermediğine bir polis beni beğeniyor ve müsaade ediyor belki, belki de etmiyor. O kadar keyfi. Bu keyfiliğin üstüne bu mübarek günde, Müslümanların mübarek Cuma gününde bir de kanlı saldırılar. O maruz kalıyor bu insanlar. Zaten buraya girebilen insan sayısı bu. Her birinin yaş ortalaması evet 50 ve üzerinde. Ve şu anda kalabalık yok. Saflar sıklaştırılamıyor. Bildiğim gibi dışarıda avluda birçok turist kafilesi gördüm. Yani başlarında rehberi olan turistler var. Kudüslüler değil, Filistinliler değil. Elbette Filistinliler var ama içinden insanlar tek 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 seçiliyor. Seçilerek içeri alınıyor. Ben dışarıdayım. Dışarıda giremeyen binlerce şimdi Kudüslü var, Filistinli var. Ve onlar buraya giremedikleri için dışarıda namazlıklarını unutup buraya karşı kubilerine dönüp namaz kılmaya çalışacaklar. Ona da müdahale edilecek. Edilecek diyorum çünkü her cuma bunu yaşıyoruz. Her cuma bunu görüyoruz. Başka bir senaryo kafamızda tahmin edemiyoruz. Olmuyor çünkü her cuma aynı şeyler yaşandığı için. Bu insanlar aynı muameleyi gördüğü için bu cumada aynı şeyleri bekliyoruz. O kalabalıkların namaz kılma derdini, karşı tarafında onları def etme derdini. İki tarafında farklı dertleri var. Ne yaşanabilir ki burada? Ne olabilir ki? Bir halk zaten kutsal gördüğü, kutsal bildiği mekanda ne yaşayabilir, ne yapabilir ki? Bu müdahale neden? Bu bir gövde gösterisi elbette ama bu aynı zamanda bir zulüm. Zulüm tüm dünyanın gördüğü, göz yumduğu ve Müslümanların yaşadığı zulüm. Hangi coğrafyada, hangi toplumuyorum ben, görmedim. Hangi dinin mensubu kişilere bu kadar engel olunuyor, bu kadar zulme maruz kalıyorlar, bilmiyorum, görmüyorum. Benim gördüğüm bu anda, şu an Aksa boş. Kubbetüs Sahra'nın içindeyim, boş. Bundan bir saat sonra ne olacak? Bunu da göreceğiz. Onu da aktarmaya çalışacağım ama boş. Yeah.
Evet, Damla Bürçeler'in görüntüleriyle izliyoruz sevgili seyirciler. Mescid-i Aksa'dan yansıyor kameralara. Damla gerçekten çok duygusal anlar yaşadı ve yaşattı bizlere. Az önce de ifade ettim ya, bulunulan yer çok güzel. Biz de Damla sayesinde görebiliyoruz, şahit oluyoruz bu görüntüleri ama içinde bulunan durum maalesef çok acı, maalesef çok vahim. İnsanın burada yaşananlardan etkilenmesi için Müslüman olmasına gerek yok. İnsan olması yeterli. Hepimiz gözlerimiz dolarak, boğazlarımız düğümlenerek izliyoruz bu görüntüleri. Hele kutsal mekanda, o mekanın içerisinde, o atmosferde yoğun duygular yaşamamak, yoğun duygular hissetmemek gerçekten imkansız sevgili seyirciler.